Tüp mide operasyonu sonrasında hastalarda beslenme, doğru beslenme oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Aşamalı bir diyet izlemekteyiz. Operasyon sonrası 24 saat içerisinde hastaların oral alımına su ile açmaktayız. Sudan sonra ertesi gün berrak sıvı diyeti dediğimiz %100 meyve suları, şeker içermeyen meyve sularıyla desteklemekteyiz. 24-48 saat süresince berrak sıvı diyetini hastanın tolerasyonuna göre devam ettirmekteyiz. Sonrasında ise berrak sıvı diyetinden sıvı diyetine geçiş yapmaktayız. Sıvı diyetinde ise berrak sıvıya oranla besinlerimizin çeşitliliği daha fazla artmakta. Yaklaşık olarak 1 hafta 10 gün boyunca hastalarımıza sıvı diyet önermekteyiz. Sonrasında ise kademeli olarak ihtiyaçlarına göre diyet gereksinimlerini hesaplayıp daha kolay bir diyete geçmektedirler. Burada en önemli nokta tüp mide hastalarının gereksinimi olan protein, vitamin, mineral ve sıvı dengesinin sağlanılmasıdır. Bu aşamada hastalarımızda yakın takipte olup onların besin tüketim kayıtlarını alıp uygun bir beslenme programı planlamak bizim için oldukça önemli. Hastalarımız birinci ayın sonunda normal diyete geçiş yapmaktadır. Tabii ki bu dediğimiz süreç hastadan hastaya, tolerasyonuna göre değişmektedir. Birinci ayın sonunda artık normal diyete geçiş yapan hastalar hayatlarını egzersize sokmasıyla beraber, düzenli bir egzersiz, kontrollü bir egzersiz programıyla beraber hem kilo kayıpları daha verimli hale gelmekte, aynı zamanda operasyon sonrasında hızlı kilo kaybıyla beraber oluşan deformasyonların da önüne geçmektedir. Tüp mide operasyonu sonrasında yaklaşık bir sene boyunca görüşmelerimiz devam etmekte. Aylık yapılan düzenli kontrollerinizde, vücut analiz cihazımızda ölçümlerinizi yapıp yağ kayıplarınızın, kas kayıplarınızın olup olmadığını değerlendirip, sonrasında ise verdiğiniz bu kiloları hayat boyu sürdürebilmeniz için sağlıklı bir beslenme planı oluşturup bunun hakkında her kontrolümüzde görüşmeler yapmaktayız. Ege Şehir Hastanesi olarak sağlıklı günler dileriz.